Arkadaşlar merhaba. Mahmut Demir ile Er Meydanı'na hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı hemen arifesinde. Zafer Bayramı'nın önemini anlatmamak ne mümkün? 26 Ağustos 1922 tarihinde Kocatepe mevkiinde verilen emrin 9 Eylül 1922 tarihinde Yunan ordusunun denize dökülmesiyle kahramanlık tarihimize yazılan destansı Türk milletinin zaferini kutlamamak ne mümkün. Ülke toprakları işgal edilmiş. Emperyalist güçler tarafından evrak üzerinde, harita üzerinde parçalanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına selam olsun. Kıymetli arkadaşlarım, Anadolu'yu Türk topraklarına açan, Türk yurdu yapmasına vesile olan, anahtarını açan Sultan Alparslan'a selam olsun. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Kıymetli arkadaşlar, tarihi yapanlar, tarihi yazanlar, tarihle bizi onur edenlere selam olsun. Korkusuz ölüme gidenlere selam olsun. Arkadaşlar, tarihimizi bilmek çok önemli. Özellikle gençliğe çok önemli görevler düşmekte. Tarihini bilmeyen geleceğini şekillendiremez. Kıymetli gençlik, kıymetli arkadaşlarım, oku, mutlaka oku. Bedir Savaşı'ndaki kahramanlığı oku. Uhud Savaşı'ndaki tembihlemeye rağmen Okçular Tepesi'nin ganimet uğruna terk eden askerler yüzünden kafirlere mağlup olmamızı oku. Hazreti Muhammed Peygamberimiz Efendimizin yaralanmasını, Hazreti Hamza'nın şehit edilmesini oku. Kahraman arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin işgal kuvvetlerinden kurtulmasını oku. Oku ki tarihi bil, geleceğine şekil ver. Değerli arkadaşlar, bilmeden, çok eskilerden biz zihniyet olarak, biz insanlık olarak, biz millet olarak tarikatlara ve cemaatlere karşıyız. Çok eskilerden sosyal medyanın, gazetenin ve diğer internetin yaygın olmadığı dönemlerde insanlar birbirlerinden bir şeyler öğrenirler. Öğrendiklerini de birbirlerine aktarılarak öğrenirlermiş. Gusül abdestini öğrenirler. Soramazlar anneye babaya, bu tür oluşumlarla sorarlarmış. Arkadaşlar, fikri hür, vicdanı hür, gençlik yetiştirmek istiyoruz. Ve bu gençlik bilmelidir ki, arkadaşlar, şu an itibariyle bu gençlik bilmelidir ki, arkadaşlar elinin altında. Öğrenmek istiyorsan, Türkçe Kur'an-ı Kerim mealini oku arkadaşlar. Oku ki en iyisini bil. En iyisini bil ve en iyi ibadetini yap. Kıymetli arkadaşlar, okumadan ahkam kesmek zavallıların işidir. İnsanlar okumadığı için, okumadığını iddia ettiği için bu durumdalar. Arkadaşlarım, dinle ilgili, milli duygularımızla ilgili sorulacak, anlatılacak o kadar çok şey var ki, ben size soruyorum. Bir tarikatın fabrikası olur mu? Bir cemaatin fabrikası olur mu? Cebini düşünen bir grup, oluşum, dernek olur mu arkadaşlar? Çok ayrı konu. İnşallah ilerleyen günlerde bunları da değerlendirme fırsatı bulacağız. Arkadaşlar, biz şunu savunuyoruz. Milli bayramlarımızı da en yürekten bir şekilde kutlayacağız. Dini bayramlarımız da.
23 Nisan'ı da unutmayacağız. 19 Mayıs'ı da. 29 Ekim'i de unutmayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da en içten, en kalbi duygularımızla kutlayacağız. Kıymetli arkadaşlarım, Kurban Bayramı'nı da en içten dileklerimizle kutlayacağız. Ramazan Bayramı'nı da. Bayramlar milli duyguların ve birlikteliğin göstergesi ve temsiliyetidir. Bayramlarda küskünler barışır. Milli duygularda bir araya geliriz. En yürekten, en üst noktada sevinçlerimizi paylaşır kıymetli arkadaşlar. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en yürekten dileklerimle kutluyorum. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Tarihi yazdılar. Yazıyoruz. Ve biz de yaşıyoruz arkadaşlar. Ey Türk gençliği. Varlığına armağan edenleri unutma. Ey Türk gençliği. Geçmişten gelen tarihini geleceğe taşımayı unutma. Hainlikleri de unutma, dostluğunu da unutma. Bizden alacağın, atalarımızdan aldığımız bayrağı size devrediyoruz. İnşallah ileriki bir adıma yürütürsünüz. Arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzda başkomutanlık meydan muhaberesinde 9 Eylül tarihinde Yunanlıları denize dökerek büyük bir başarı sağlamıştır. Ya şimdi herkes diyebilir, herkes farklı yorumlayabilir. Arkadaşlar gerçekten destansı günler yaşıyoruz. Malum hemen Akdeniz'de yine Yunan yapacağını yapıyor arkadaşlar. O dönemde İngilizler vardı arkasında, şu dönemde Yunanlılar var, İsrail var, Mısır var. Arkadaşlar, şaklabanlar değişmiyor. Bunlar anlaşılan tarihinden ders almamışlar. Bilmeniz için söylüyorum. Büyüttüğünüz Yunan'ın 10 milyon nüfusu var arkadaşlar. Kahvehanedeki abilerimiz ellerindeki okey taşlarını atsalar, her biri kaçacak deli karar. Ekmek yapan annelerimiz saldırsa, oklavalarını çekse paramparça olurlar. Kıymetli arkadaşlar, biz bir, beraber olduğumuz müddetçe kazanamayacağımız zafer, fethedemeyeceğimiz yer yok. Bunu da en iyi bilenler aslında Yunanlılar ve diğerleri. Arkadaşlar, aslında ezelden gelen Haçlılarla Hilal'in savaşı devam etmekte. İnkara karşı imanın savaşı devam etmekte. Ve kazanan biz olacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Yürekli insanlar olduğu müddetçe de kazanacağız sevgili arkadaşlar. Bizim çok böyle pof poflonluğa da ihtiyacımız yok. Çünkü bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi damarlarımızdaki asil kan olduğu müddetçe fethedemeyeceğimiz yeri yok. Kıymetli arkadaşlarım, Yunan hainlerinin, hain diyorum, Yunan da benim gözümde öyledir. Arkadaşlar, komutan diyelim, canı bal çeker. Arkadaşlar, balı hemen ismini hain, Türk ismiyle birleştirmemek için X diyorum. Hemen çağırır, bal ister. Adam yalakalık olacak ya, hemen koşarak gider Aydın'da bir köye. Köyde kıymetli arkadaşlarım, Mehmet amcamın, şanlı şerefli Mehmet amcamın evine varır ve ondan bal ister. Hayırdır der ya, bu bal sabahın köründe geldin, hayır. Anlatır, Yunanlı komutana götüreceğim der, aklı sıra. Defol git şuradan der.
Defol git şuradan, gözüm görmesin der. Ve bu hain ilk şahıs koşar adım Yunanlı'nın yanına gider. Hemen anlatır. Arkadaşlar, askerlerini topladığı an hemen köyde yerini alır. Aydın'ın bir köyünde yerini alır. Tüm erkekleri köy meydanında toplar. Toplam 12 kişiyi ayaklarından asarak kurşuna dizer. Allah şehadetlerini kabul etsin. Arkadaşlar, ölümü göze almıştır ama Yunanlı'ya balını vermemiştir. Allah rahmet eylesin. Diğer taraftan o haini hainlikle anarken diğerini de kahramanlıkla anıyoruz. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları diyoruz. Arkadaşlar, bilimin ışığında aklımız hür, vicdanımız hür. Yetişiyoruz zaten biz. Biz Atatürk'ü ilahlaştırmıyoruz. Biz biliyoruz ki Yüce Allah'ın kuluyuz. Efendimiz son peygamberimizdir. Ama Mustafa Kemal Atatürk de iyi bir lider. Ülkeyi kurtaran kahraman, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin de kurucusudur. Bunu da en iyi bilenlerdeniz kıymetli arkadaşlarım. Arkadaşlarım, çok da lafı uzatmaya gerek yok. Diğer çekimlerde çok detaylı konularda gündeme alacağız. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı başta Mustafa Kemal Atatürk esir arkadaşlarına, daha sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde karada, denizde, havada ve jandarmada görev yapan tüm silah arkadaşlarımı en kalbi duygularımla kutluyorum arkadaşlar. Böyle bir günde varlığını hiçe sayarak, varlığını ülkesi için yok ederek şehit olan, bir an dahi adım atmayı dahi düşünmeyen şehitlerin rahmetle anıyorum. Minnetle anıyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kahraman gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ellerinden öpüyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gönülden dilerim, ne mutlu, dursun Viyana.